İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleri Artsak'taki etnik temizliği kınayan bir karar sundu. Nahçıvan'ın tarihi Biçanak Köyü. Ermenilere karşı uygulanan soykırım müzesi Amidiye programlarına ilişkin değerli arşiv materyallerine kavuştu. Loribert Bert Kalesi Kilisesi'nin restorasyonuna ilişkin inşaat çalışmaları başladı. Sağak olan isyan Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Kongre temsilcileri Anna Eşu ve Chris Smith, Bakü'nün Artsakh'taki Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizliğini kınayan ve Başkan Joe Biden yönetimine Bakü'yü soykırım Arminosit saldırganlığından sorumlu tutmak için derhal harekete geçmeye çağıran iki partili bir karar sundular. Konunun muhatapları Chris Smith, Bakü'nün artsahta yaşayan Ermenilere karşı gerçekleştirdiği korkunç zulüm ve etnik temizliğin Ermenilerin kadim vatanlarında barış içinde ve özgürce yaşama, kendi inançlarını yaşama, kendi gelenek ve göreneklerini takip etme, kendi dilini konuşma haklarını ortadan kaldırmadığını kaydetti. Kararda Bakü'nün artsahta yüz binden fazla Ermeniyi zorla yerinden etmesinin bir etnik temizlik eylemi olduğu kabul ediliyor. Buna ek olarak karar Amerika Beşik Devletleri'ni Güney Kafkasya'da Artsakh'ın eski siyasi liderleri de dahil olmak üzere yasa dışı olarak tutuklanan tüm Ermeni savaş esirlerinin ve sivil tutukluların serbest bırakılmasını sağlayacak ve güvenlik güvencesi altında evlerine dönmeleri gibi Ermenilerin haklarını güvence altına alacak adil ve kalıcı bir barışı teşvik etmeye çağırıyor. Nahçıvan'ın tarihi Biçanak köyü, Nahçıvan nehrinin üst kesimlerinde Sisyan dağ geçidinin altında Şahbuz'dan Sisyan'a giden yol üzerinde yer almaktadır. Şahbuz bölgesinin büyük köylerinden biridir. Orman kenarında, nehir kıyısında yer alır. Köyün tarihi Ermenci adı Opik'ti. Geçmişte köy Marni Poşt olarak da biliniyordu. Ermenilerin göçünden önce Bıçınak olarak anılan köy daha sonra Ermeni edebiyatında aynı isimle anılmaya devam etmiştir. Bugünkü köyün yaklaşık 3 kilometre yukarısında ormanın içinde bir Ermeni kilisesinin kalıntılarının hala bulunduğu harap Marnipost köyü vardır ve Sisyan yolu üzerindeki pınarın yakınında çok sayıda Ermeni mezar taşı bulunmuştur. Biçanak köyü çevresindeki antik eserler ormandaki açıklıkların eski Ermeni yerleşim yeri olduğunu kanıtlıyor şu anki köyün yukarısında Batabat mevkinde yıkık bir kilise, mezarlık, ev izleri gibi bir ortaçağ Ermeni köyünün kalıntıları vardır. Marni köyündeki yerleşimin ne zaman sona erdiği ve şimdiki köyün ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte 1677 yılında kurulduğu bilinmektedir. Şerifan köyü yok etti ve nüfusun bir kısmını kılıçtan geçirdi. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalya'daki büyükelçisi 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyanlara yönelik zulüm ve katliamlarla ilgili ayrıntılı bilgiler içeren ve yeni keşfedilen arşiv belgelerini Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'ne teslim etti. Çoğu orijinaldir ve yukarıda bahsedilen dönemin tüm gerçekliğini detaylı bir şekilde sunmaktadır. Armenosyeti Müze Enstitüsü'nün müdürüne göre kendisi başka bir İtalyan araştırmacıyla birlikte bu arşiv belgelerini yayınlamaya hazırlanıyor. Büyükelçi, Peter Salvatore'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda Sultan Abdülhamid'in 1894-1895 yılları arasındaki hükümranlığı döneminde genel olarak Ermenilere ve Hristiyanlara yönelik zulüm ve katliamlara ilişkin birçok ilginç tanıklıklar bıraktığını anlattı. İtalyan Ermeni otoritelerle birlikte bu arşivin incelenmesine dayalı bir kitap yayınlamaya hazırlanılıyor. Son dönemde Tarihi ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan restorasyon projesi kapsamında yürütülen Lori Bert Kalesi Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarına başlandı. Yapılan açıklamada programa göre şantiye hazırlandı. Restorasyon için gerekli olan taş çeşitleri seçilmiş, çatılarda biriken toprak tabakası temizlenmiş, ana restorasyon çalışmaları için tabliyelerin bağlanmış olduğu vurgulanmıştır. 80 kiloda Sağagova Nisyan Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek Avrupa 17 yaş altı güreş şampiyonasının bronz madalya sahibi oldu. Serbest güreşçi Gagik Gazaryan, Sırbistan'da düzenlenen U-17 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Finalde Gazaryan, Rus Osmaev'i 9-3'lük skorla mağlup etti. Ayrıca 48 kilogramda Armen Papikyan ve 65 kilogramda Yeşe Mosesyan da bronz madalya kazandı. Batı Ermenistan sporcularımızı kutlarken başarılarının devamını diler. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız. Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.